About the last episode. Sorry, Alice. My bad. And this boy is full of surprises. Wonder what other secrets he might be hiding. What does Billy Maximoff want at the end of the road? Bu hafta cadılar yolundan biraz uzak kalsak da artık Billy Maximoff'a dair birçok sorunun cevabını almış bulunuyoruz. Billy'nin nasıl hayata döndüğü konusu tam da en başta birebir tahmin ettiğimiz gibi oldu. O yüzden şaşırmadık. Ama yine de bu bölümün bizi şaşkınlığa uğrattığı çok şey var. Hayır, Ralph Bonner'a hiç şaşırmadım. Biraz ilginç olacak ama ben özellikle bu bölümde Rio'ya çok şaşırmış bulunuyorum. Cadılar yolunda yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ama önce Agatha'nın gizlediği şeyleri, Tommy'yi, Lilyayı Alice'i, tarot kartını, Bonner'ı, Vision'ı ve tabii ki bilinin güçlerini konuşmamız gerek. Güzel bir videoya geldiniz ama sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Hazırsanız başlayalım. Last one there is a nice En başa dönersek bu bölümün adı Türkçe'ye tam çevrilemeyen bir söz. Dümdüz çevirirsek bu söz tanıdığın kişi senin yanı başında anlamına geliyor ama buradaki familiarın bir anlamı daha var. Cadıların ve büyücülerin yanlarında genelde bir hayvan olur biliyorsunuz. Bu hayvanların içinde bazen bir iblis olduğuna bazen de o hayvanın özel bir yardımcı olduğuna in Sabrina'nın kedisi Salem, Hocus Pocus filmindeki Taker Wings veya Hogwarts'a gelen her öğrencinin yanında bir hayvan olması bunlara birer familiar olarak örnek verilebilir ama buradaki familiar sözü Billy'i kastediyor. Çünkü Agatha onu herkese evcil hayvan olarak tanıtıyor. Come. İkinci bölümde de AVM'de Agatha'nın birliği Alice e Toto ismiyle tanıttığını görmüştük. This is my familiar Toto. Çünkü Toto Oz büyücüsüne ulaşmak için uzun bir yola çıkan Dorothy'nin köpeğinin ismiydi. Bu arada size Oz büyücüsünü izleyin demiştim. Umarım izlemişsinizdir. Çünkü özellikle Liliana sınavı sırasında Oz büyücüsünü bolca konuşacağız. Ama Billy'e gelmeden önce bu bölüme 3 yıl öncesinde tam da WandaVision'ın son bölümündeyken William Kaplan'ın Bar Mitzvah töreninde başladık. 13 yaşındaki çocukların artık reşit olmalarını, yetişkini adım atmalarını kutlamak için aile arasında yapılan bir tören. Sonra da parti düzenleyip animatörler veya sihirbazlar çağırıyorlar. Ama buradaki kağıtta Magic Mittvah yazmasıyla anlıyoruz ki belli ki William özellikle sihirbazları çok seven bir çocukmuş ve birazdan odasında da her yerde sihirbazlara ait detaylar göreceğiz zaten. Bu önemli çünkü ailesi bu yüzden bu parti için bir falcı tutmuş ve bu falcı da Lily Caldero. Are we looking behind us? Orahe. Liliya bu işi sırf para kazanmak için yapıyor biliyorsunuz. Bunları vergilendirmek için de kendisi tayt satışı yapan bir işletme kurduğunu söylemişti zaten ve burada da el falı baktığını görüyoruz. Kahve falı, tarot veya el falı gibi fallar genelde sembollerden çıkarım yapmak için kullanılır ama Liliya gerçek bir kahin olduğu için tüm bu aracıların ötesinde bir gücü var ve gelecekten görüler görebiliyor. Your is broken in two. Bu sahnede en çok William'ın arkasındaki büyük tarot kartı dikkatimi çekti. Çünkü bu kartın Billy'e ait olduğunu dizinin tanıtımlarında anlamıştık. Anlamını da açıklayacağım ama ardından Lilia'nın birden bir görü gördüğünü duyduk. The tower reversed. Bu kısım çok önemli çünkü tarot kartlarından kule kartı üzerine yıldırım düşen bir kaleden aşağı düşen iki figürü temsil ediyor. Kulenin içten yandığını, kulenin üzerindeki taçın da devrildiğini görüyoruz. Sağ alttaki sembolde bu tarot kartlarını tasarlayan sanatçının sembolü olarak biliniyor. Ama Marvel bu kartı yeniden tasarlamıştı ve öncelikle tacı mavi bir taç olarak uyarlamıştı. Ama soldaki sembolün kırmızı pelerini değiştirmişti. Çünkü mavi taç ve kırmızı pelerin yaparsa bunun bile olduğunu hemen anlardık. Anlamıştık zaten çünkü burada birçok sembol var. Bunu Marvel'a yorumlarsak bu kale yıkılan bir yapıyı isim geliyor. Wanda'nın yok olması ve Kaos Tapınağı'nı yerle bir etmesi buna iyi bir örnek. Çünkü Marvel kuleyi birebir aynı tutsa da alttaki dağın eteklerini daha sivri ve tehlikeli olarak değiştirmiş. Ama aynı zamanda bu kule bence Wanda'nın kendi oluşturduğu heksi simgeliyor. Çünkü Wanda bu heksi kendi elleriyle kapatmıştı ve aslında oluşturduğu dünyayı yok etmişti biliyorsunuz. O yüzden kuledeki içten içe yanan alevleri direkt Wanda'nın hislerine benzetebiliriz. Bu sırada izleyici Wanda'nın kendi kendine meydana getirdiği iki çocuğun da yok olduğunu düşünse de bu çocukların ruhları bir şekilde dışarı çıkmışlar. O yüzden soldaki figür Billy'i, sağdaki de Tommy isim geliyor ve farkındaysanız tepe tepedeki taç yani Wanda'nın gücü direkt bilinin tarafına düşüyor. Kartın tarotaki anlamına bakarsak buradaki iki figür aslında aynı bir değişim sayesinde tutsaklıktan kurtulmayı ve özgürlüğe kavuşmayı sembolize ediyor. Bir anda hayatınızın değişebileceğini ve hem bastırılmış hislerinizin hem de yaratıcılığınızın aniden ortaya çıkabileceğini söylüyor. Çünkü güvendiğiniz kule sizi asıl baskılayan şey olabilir ve yıldırım düşmesi tanrısal bir gücün etkisini üstün bir gücün yaşam veren tohumlarını gösteriyor. Ama bu kart ters bir şekilde ki de karşınıza çıktıysa bu kişinin bir anda evinden ayrılabileceğini, sevdiğinden uzak kalabileceğini veya belki de tutsaklık dönemine geçeceğini simgeliyor. Yani aynı bir kaza yüzünden William'ın ruhu artık ailesinden ayrılacak ama bu sırada biri onun bedenine geçiş yapıp orada tanımadığı bir hayatın içinde hapsolacak ve o da kendi ailesinden, kardeşinin ayrı kalacak. Dizideki tüm tarot kartlarının ne anlama geldiğini önümüzdeki videolarda detaylıca konuşacağım. O yüzden siz şimdiden takipte kalın derim. Çünkü Marvel'ın yeniden düzenlediği tarot kartlarında sağ altta Lilia'nın mührünün birebir aynısını görebilirsiniz. Çünkü tahminen bu kartları yüzyıllar önce tasarlayan asıl kahin yine Lilia'ydı. Ama çadıra geri dönersek Lilia'nın neden William'ı mühürlediğini hala tam olarak bilmiyoruz. E, olacakları gördüğü kesin ama bence Billy onun bedenine geçtiğinde cadıların yani Agatha'nın ve hatta ölümün bunu öğrenmemesini istemiş olmalı. Buna birazdan geleceğim. Sonuç olarak herkesin telefonuna bir bildirim geldiğinde aslında Wanda'nın yarattığı Hex'in çevre kasabalarda ne kadar büyük bir tedirginlik konusu olduğunu görmüş olduk. Arabada evlerine dönerken WandaVision dizisinin aynı zamanda radyoda da yayınlandığını duyduk. Wanda kendine kurduğu hayal dünyasını bir televizyon formatında dış dünyaya da sunuyordu biliyorsunuz ve doğru frekansı bulunca hex'in içini izleyebiliyorduk ama Wanda bunu istemeden yapıyordu. Bu frekans aynı zamanda radyoları da etkilemiş. Ama bu frekansın yani hex'in bu kırmızı duvarının aslında evrenin yaratılışındaki büyük patlamadan bugüne kadar gelen bir enerji olduğunu unutmayın lütfen. Çünkü Wanda'nın gücünü taşıdığı sonsuzluk taşı zaten evrenin oluşumundan kalma bir güç ve kaos büyüsü de ilk tanrılardan kaos tanrısından ona kalan bir güç. Yani Wanda'nın gerçekliği değiştirmesi etrafındakileri de değiştirebiliyor. Tıpkı Monica Rambeau'da olduğu gibi. O yüzden Billy ve Tommy adlı ikizlerin birer hayal ürünü olmadığını, Wanda'nın zaten evrenin özündeki güçleri kullanarak bu çocukları yarattığını konuşmaktadır. Ama Doktor Strange bile bunu anlamamış. Çocukların gerçek olmadığını söyleyip durmuştu. Halbuki Wanda çoklu evrenlerde olanları da hissedebilen biri. Ve bu çocuklarda da Wanda'nın çoklu evrenlerde zaten var olan çocuklarının birer yansımasıydı. Yani sihirle yaratılmışlardı ama bu gerçek olmadıkları anlamına gelmiyordu. Bunları Wanda'yı anlamak videomuzda bolca konuştuk. Ama Wanda ne yaşadığını bilmediği için WandaVision'ın sonunda Hex'i kapatmayı seçmişti ve bu çocukları da gerçeklikten silmişti. Bu bölüm de, de Wanda'nın heksi kapatmaya başladığı o ana gidiyoruz ve William'ın ailesi tam da o sırada kaza yapıyor. Wanda heksi kapatsa da bilinin ruhu veya varlığı belli ki o sırada hemen en yakınındaki başka bir Billy'nin bedenini ele geçirmiş ama bunu istem dışı yapmış tabii. Bence kizler gerçeklikten silindiğinde Billy başka bir Billy'nin varlığını hissetmiş olmalı ve ruhu hemen ona yönermiş olmalı. Çünkü kaza geçirdikten sonra William'ın anne ve babası sürekli William diye ona sesleniyorlardı ve Billy bunu duyup oraya çekilmiş de olabilir. Çünkü William William ve Billy ismi aslında aynı isim. Billy diye bir isim yok aslında. Çünkü Billy zaten William'ın kısaltması. Zaten Vision'da William Shakespeare'den esinlendiği için oğluna Billy ismini seçmişti. Ama bu dizide Billy Kaplan ve Billy Maximoff karakterlerinin iki ayrı ruh olduğunu anlamamız için birinin ismini William olarak kullanmışlar. Neyse, William Billy olarak uyanmadan hemen önce şunları duyduk. Çünkü belli ki o an Wanda ve Vision ikizleri yatağa yatırmış ve kapıyı kapatmış olmalılar. Hemen ardından da ikizler yok olmuş. O yüzden birinin uyanınca hemen Tommy'yi sayıkladığını gördük. <laughs> Peki Alice Wu burada ne arıyordu derseniz Alice'in güvenlik görevlisi olmadan önce benzer işlerde çalıştığını ama polis işinden de kovulduğunu biliyoruz. Ama Alice'in çizgi romanda da tıpkı babası gibi bir dedektif olduğunu söylemek isterim. Çünkü Alice bir koruma cadısı ve koruma büyüsü kullanıyor. O yüzden modern dünyada da insanları koruyan meslekler seçmiş. Billy'nin yeni bedeninde yeni ailesinde yaşadığı stres çok büyük ve bence gerçekten de kaza sonucu hafızasını kaybettiğini düşünmüş olmalı. Çünkü Billy şu an William'ın hiçbir anısını hatırlamıyor hatırlamıyor ama işin garibi birinin adlarını da pek hatırlamıyor. Yani Wanda'yı, Vision'ı, Tommy'yi de bence direkt hatırlamıyor. Sadece William olmadığını farkında ama onun dışında bir tek köpeği onun William olmadığını anlamış durumda. Ama bence bu çocuk kendini William olduğuna inandırmayı seçmiş ve şu an sadece insanların kafasının içindeki sesleri duyabildiği için bambaşka bir stres yaşıyor. Bu çocuk şu an Marvel'daki tüm mutantlar gibi tam ergenlik dönemine girdiğinde bir değişime uğramış durumda ve bu korkutucu durumu çözmeye çalışıyor. Odasında birçok gönderme var bu arada. Sağdaki duvarda bir Alice Harikalar Diyarında posteri görüyoruz ki bu dizinin bir tavşan deliğinden aşağı inen Alice'le birçok paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz. En sağda Disney'in Kara Kazan adlı animasyon filminin posteri var. Ortada ise Oz Büyücüsü kitabının posteri asılı ve odadaki raflarda da yine Oz Büyücüsündeki karakterlerin figürleri var. Cadı, Korkuluk, Dorothy ve Aslan hemen göze çarpıyor. Karşı duvarda en sağda ünlü sihirbaz Houdini'nin bir posterini gördük. Ortada ortada ise Kagen ülkesinin bir resmi var. Burası tembellerin çok kazandığı, keyfin ve zevkin hüküm sürdüğü mistik bir diyarın tasviri. Soldaki resim Gargantua ve Pantagruel kitabından bir büyücü illüstrasyonu. Başka bir duvarda Disney'in Acemi Cadı filminin posteri var. Bir de bu odaya aradan 3 yıl geçtikten sonra ne olmuş ona da bakalım. Çünkü her şey değişmiş durumda. Solda Megan Fox'un Jennifer's Body filminin posteri var. Arkada Testere filminin posteri asılı ve Craft filminin de posterini odada görüyoruz ki bu dizinin jeneriklerinde de bu bu filmden bir sahne yer alıyor biliyorsunuz. Belli ki bunlar Billy'e ilham olan filmler ama hepsinin korku teması içerdiğini görmezden gelemeyiz. Ayrıca arkada görüyoruz ki kendisi artık Evincense dinliyor ki bu da klasik bir ergenlik süreci geçirdiğini gösteriyor. William küçükken daha masalsı şeyler hayal ederken Billy için şu an dünya o kadar da basit değil ama Billy'nin odası bize cadılar yolunun da aslında ona göre şekillendiğini gösteriyor. Tavanındaki dolunay şeklindeki lamba Jane'in sınavında mutfakta gördüğümüz lambalarla aynı. Duvardaki Fleetwood Mac posteri de Alice'in sınavında duvarda asılıydı. Üçgen şeklindeki bu renkli ışıklarsa Agatha'nın sınavındaki evde asılıydı. Yani cadılar yolunda belli ki Billy'e özel başka bir şey var ve en çok da bunu çözmek için sabırsızım. Billy'nin sevgisi Eddie'ye gelecek olursak çizgi romanda Billy'nin sevgisinin ismi Teddy'ydi ve burada bir benzerlik yapmaları ilginç olmuş. Teddy, Hulkling ismiyle bilinen başka bir Young Avengers üyesi ve aslında Kree'yi Skrull geni taşıyor. O yüzden bu çocuğu da belki de aynı karakter olarak kullanabilirler çünkü iyi niyeti ve sevgisi destek olma şeklinde bakarsak burada da benzer bir yol izlemişler. Birinin evde topladığı tüm ipuçlarına bakarsak öncelikle gazetelerde Hex'ten kızıl kubbe diye bahsedildiğini gördük. Biz Hex'te e neler olduğunu biliyorsak da belli ki insanlar ne olduğunu tam olarak öğrenmemişler. Çünkü Billy'nin erkek arkadaşı da bu olayın ters giden bir kahramanlık deneyi olduğunu sanıyor. Yani Vanda'nın suçları dünya tarafından bilinmiyor. Çünkü belli ki Amerika yenilmezler girişimi olarak başlattığı programın adını lekelemek istememiş. Jennifer Cale de YouTube'a maske tutorialları çektiği karşımıza çıktı ve videoda tamamen güvenli diyerek altını çizdiği ürünlerin aslında petrol içeren güvensiz ürünler olduklarını biliyoruz. Sonuç olarak Westview'dan Ralph ile buluştuk ve açıkçası bu adamın ne yaptığını çok merak ediyorum. Çünkü Agatha onun evinde yaşıyor, onun kıyafetlerini giyiyor ama yıllardır bu adam ortalıkta yok. Meğer cadılardan çok korkup kaçıp saklanmaya başlamış. Watching Yourself on TV. Ralph'in kendini koruyacak ritüeller yapması ilginçti. Çünkü öncelikle kafasına bir haç takmış şekilde geziyor. Ve Agatha'nın adı sesi bir şekilde söylenince bile etrafa cadı kavucu sıkmaya başlıyor. Ki bunun okunmuşsa olduğunu düşünebiliriz. Ralph'in sağladığı bu kurutulmuş timsaha benzeyen şeyin ne olduğunu bilmiyorum ama bana voodoo büyülerini hatırlatıyor. Buna ek olarak en önemlisi de kendisinin bir nazar boncuğu taşıdığına dikkat etmişsinizdir. Yani bu bir tılsım aslında. Yabancılar buna şeytani göz diyorlar ama sonuçta bu göz kötü niyetleri uzak tutan veya kötülüğü emen bir ve çoğumuzun evinde de vardır. Benim de bolca var açıkçası. Nedenini çok sorgulamayız. Otomatik asarız. <laughs> Bu kısımdaki en önemli iki şey önce Billy'nin Agatha Harkness'ın adını öğrenmesiydi ve sonra da Wanda ve Vision'ın Billy ve Tommy adlı ikizleri olduğunu öğrenmesiydi. Tüm bunlar Billy için yepyeni bilgiler. Çünkü o sadece Tommy'yi hatırladığından emin. Geri kalanlar onun için bir rüya gibi. Billy'nin evine dönersek Agatha'yı internette aradığımızda başta pek de bir sonuç çıkmasa da daha da derine daldıkça bazı bilgiler ulaşabildik. Çünkü internet yüzeysel bilgilerle dolu bir yer. Ama derinlerde insanlar her türlü bilgiyi paylaşıyorlar. Bu kısımdaki ekstra siteler de önemli. Çünkü bunlardan biri cadıların yaklaşık 30 yaşından sonra görünümlerini sabitleyebildiklerini ve yüzyıllarca aynı görünümde kalabildiklerini söylüyor. Ama aynı zamanda bu görünümün insanlara böyle gösterildiğinin de altını çiziyor. Yani Agatha aslında çizgi romandaki gibi yaşlı biri ama görünümü öyle değil. Başka bir sitede Salem cadı yargılanmalarından sağ çıkanlar olduğunu hatta Evanora Harkness'ın adından bile bahsedildiğini gördük. Daha da ilginci Agatha'nın Titanik'ten kurtulanlar arasında yer aldığını bile gördük. Çok güzel bir fotoğraf bu arada ama Agatha'nın içinde bulunduğu tek felaket bu değil. 32 kişinin öldüğü bir zeplin patlamasında da Agatha'nın orada olduğunu gördük. Yani acaba bu felaketler Agatha'nın suçu muydu? Yoksa Agatha'nın bu felaket senaryolarına uğrama sebebi ölümle kol kola gezdiği için miydi? Artık gizlemeye gerek yok. Rio'nun tarot kartının ölüm olduğunu Marvel daha iyi hafta göstermişti zaten ve bu karttaki aynı hançeri Rio'ya vererek de onun neyi sembolize ettiğini bilerek anlattılar. Ama bu konuyu nasıl bağlayacaklarını hala bilmiyoruz ama Rio'nun ölüleri almak gibi bir görevi olduğunu az çok tahmin ediyoruz. Buna birazdan geleceğim. Agatha'nın içinde bulunduğu bir başka durumda da Dolly Parton'la ilgili. Dolly'nin Jolie'in şarkısında Dolly çok güzel bir kadının onun kocasını çalmasından çok korktuğunu anlatıyor ve bu fotoğraf gerçekten de Jolie'nin gerçek biri olduğunu ve o kadının da aslında Agatha olduğunu kanıtlayan bir fotoğraf. Bu sefer Billy'nin duvarında çok daha fazla sembol odaklandık. Ortada Lilia'nın mührünün çizimlerini gördük. Altında birçok sembol de görünüyor ama alttaki yeşil kağıdın üzerinde altında korunma ve güç yazan sembollerin direkt run sembolleri olduğunu hatırlarsınız. Sağdaki notta kalıcı mühürler başlığı var. Bu mühürler uzun süre devam eden objeler üzerine yazılıp saklanabilen enerjiyi yükselten semboller ama soldaki notta yok edilebilen mühürler yazıyor ve bunlar da yok edildiğinde aktif aktif olan mühürleri anlatıyor. Yok edildiğinde bu mühür kişiye aynı bir güç veriyormuş. Bunlar herhangi bir objeye yazılan ve ateş gibi yüksek bir güçle yok edildiği zaman aktif olan mühürler. Burada kısıtlı bir bilgi var tabi ama acaba geçtiğimiz bölüm bilinin mührü bozulduğunda birden mavi cadı gücüne erişmesi bu yok edilen mührü taşıdığı için miydi diye de düşünmüyor değilim. Sonuçta aynı bir şekilde güce erişse de şu an bu gücü tekrar kullanamıyor. Bilinin odasında arkada tarot kartlarından ay kartını gördük. Bu kart bilinçaltını ve yanılsamaları temsil ediyor. Karttaki iki köpek tasviri yaşamla ölüm arasındaki geçidin koruyucularını simgeliyor ve köpeklerin ölüleri görebildiği gidemeyenlerden rahatsız oldukları için her döngünün tamamlanması gerektiğini anlatıyor. Yani Billy ve Tommy'nin gidemeyenleri temsil ettiğini, ölümün onları alamadığını düşünebiliriz ve bir köpeğin havlaması da belki de buna bir işarettir. Belki de Billy'nin etrafında gezden bekleyen ama kimsenin göremediği bir Azrail vardır. Billy Agata'nın üzerindeki büyüyü bozmak için bir eşya çalmaya geldiğinde sevgisinin ona sen benim siyah siyah kalbimsin anlamına gelen bir mesaj attığını gördük. Bize siyah bir kalbe sahip olduğunu söyleyen bir kişi daha vardı. O da Rio'ydu. Ve hatta Lilia'nın ikinci bölümde yaptığı listede çizdiği siyah kalbin Rio olduğunu düşünmüştük. Ama bu bölümde öğrendik ki zaten William'a mührü yapan kişi Lilia'ymış ve mührü yapan kişi mührü hatırlayamadığı için Lilia o andan itibaren Billy'yi tamamen unutmuş. O yüzden de bu listede Billy'yi siyah kalp olarak çizmiş olabilir. Yani şu an ekipteki ekipte olmaması gereken tek kişi Rio ve Rio'nun yeşil cadı olduğunu iddia ederek şaibeli bir şekilde ekibe katıldığını da unutmayalım. Çünkü bu kadın Bayan Hart'ın mezarından çıkıp geldi ve bana sanki bir şekilde onun Bayan Hart'ın bedenini çalıp bu bedeni farklı bir görünüme çevirmiş gibi geliyor. Çünkü bence Rio normalde bir bedeni olmayan bir varlık olabilir. Eğer Marvel'ın tarot kartlarında da dediği gibi Rio ölüm karakteri ise belki bu yolda peşlerine takılmasının sebebi Agatha değil Billy bile olabilir. Çünkü az önce de dediğim gibi William aslında öldü ama bedeni şu an ne olduğu belli olmayan bir ruh tarafına ele geçirilmiş durumda. Ve bu doğanın düzenini bozan ama ölümün müdahale edemediği ama anlamaya çalıştığı bir durum olabilir. Bu konuyu merak ettim çünkü bu bölümde Billy Agatha'nın evine geldiğinde Agatha salonda konuşurken karşısında birinin olduğunu görmedik. Ardından sorgu odasında Agatha Billy'i sorgulayıp itip kakarken ilk bölümde Rio'nun da orada olduğunu ve camın arkasından onunla iletişim kurduğunu görmüştük. Ama bu bölümde öğrendik ki Rio orada değil mi? Daha doğrusu sanki Rio sadece Agatha'ya görünüyor gibi veya belki de onun zihnine girerek onunla iletişim kuruyordu. Ama Rio'nun ortaya çıktığı gün, Billy'nin de ortaya çıktığı günle aynı gün olması bence bir tesadüf değil. Agatha 3 yıldır bu evde saf saf takılıyorken, kendine oyuncak tabancalar, kelepçeler yapıp bir rolün içinde yaşıyorken tüm bunların aynı gün olması pek de tesadüf olmamalı. O yüzden bence burada henüz bilmediğimiz daha karışık bir konu var. Özellikle bundan sonra Billy'nin de bir sınav olacağını düşünüyorum. Çünkü fragman Agatha ve Billy'nin içinde bulunduğu bu oda aslında bir morg. Bence o bölüm Billy'nin çaldığı bedenle uyumlanacağı bir bölüm olacak. Ve ona yardımcı olan da Agatha olacak. Ya ben bir şekilde Billy'nin ölü bir bedeni ele geçirmesi konusunu bu kadar kolay kapatacaklarını düşünmüyorum. Ya hatta bence Billy'nin sınavı William'la yüzleşmek olmalı ve artık zihnini açıp William'ı yaşatmak için William'a ait tüm anıları da kendi zihninde taşımak zorunda olmalı diye düşünüyorum. Bu da minicik bir teori olsun. Çünkü bu hikayenin sonunda Agatha'nın Billy'e yardımcı olan bir karakter haline. Gelmesi Agatayı yücelten ve onu değiştiren bir konu olur. Billy'nin odasındayken Cadılar Yoluna dair okuduğu metinlerde bu yolun sonunda kişinin kendinde eksik olan şeyi bulacağı yazıyordu. Billy ikiz kardeşinin eksikliğini yaşıyor. Agataya sorarsanız o da güç eksikliği yaşıyor. Ama gerçekten onlarda ne eksik diye sorarsanız bu videonun sorusu bu olsun. Sizce kendinde eksik olan neyi bulacaklar? Güç mü, tanıdık bir yüz mü, yoksa karakterlerini iyi yönde değiştirecek bir duyguyu mu? Neyse sonuç olarak bu yolun sonunda Tom mi göreceğiz, Wanda'yı mı göreceğiz diye düşünmemize çok gerek yok. Kimi görürsek görelim, asıl hikayeye hizmet eden bir konuyu bağlamak zorundalar. Açıkçası Billy Wanda'yı aramıyor diye de üzülmeyin. Çünkü çizgi romanda Wanda annesiyle karşılaştığında o da annesini aramıyordu. Annesiyle karşılaşmak bir sürprizdi. O yüzden bu dizide de böyle bir sürpriz olabilir dedik. Ama konu bunun üzerine diye düşünmemize gerek yok. You're after Toby! Tommy. Ayrıca Tommy'ye ne olduğunu da henüz bilmiyoruz. Çünkü Billy küçükken de insanların varlığını hissedebilen, onların düşüncelerini okuyabilen, sihir kullanabilen bir varlıktı ama Tommy sadece dayısı gibi hızlı koşma yeteneğine sahipti. O yüzden Tommy'nin ruhu henüz bedensiz dolaşıyor bile olabilir. Agatha'nın Billy'yi çözmüş olması bir yana aralarındaki diyaloglar da çok yerindeydi. Çünkü özellikle Agatha'nın Billy'nin üzerine geldiği sahnelerde Wanda'nın ona verdiği öfkeli cevaplara benzer cevaplar duyması onun hem hoşuna giden hem de sinirini bozan sahneler olmuş. Çünkü Agatha bu çocuğu garip bir şekilde seviyor ama Wanda'nın nasıl güç konusunda üste çıkıp delirebildiğini de görmüşken bu çocuğun herkesi manipüle etmiş olması sinirini bozuyor. Ama tam tersi şekilde asıl biliyor ona asla güvenmediğini söylediğinde Agatha'nın biraz üzüldüğünü gözlerinde görebiliyoruz. Agatha tüm bunları duymaya alışmış bir cadı. O yüzden şimdilik bu detaylara hiç takılmıyorum. Asıl önemli kısımları konuştuk zaten. Şimdi biraz da siz yorumlarda konuşun, ben yorumlarınızı okuyayım istiyorum. Bundan sonra Cadılar Yolu'na yine birlikte devam ediyoruz dostlarım. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Bölümü nasıl buldunuz? Eğleniyor musunuz? Siz başka ne detaylar yakaladınız? Hepsini aşağıda konuşalım. Ama bu sırada videoyu beğenip paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay.